Bodrum Kent Konseyi seçimli olan genel kurulunda mevcut başkan Arif Yılmaz yeniden başkanlığa seçildi. Seçimli olan genel kurul Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz kürsüye geldi. Yılmaz şunları söyledi. Kent Konseyi'nin en büyük organı şu anda burada bulunan genel kuruldur. Başkanlık görevi temsilidir, yürütme kurulumuz kolaylaştırıcıdır. Bunları bilhassa söylüyorum ki arkadaşlarımız nelere aday olduklarını bilsinler. Yani eskiden şey zannediyordum, işte biz 13 tane yürütme kurulu üyesi seçiliyoruz. Sonra bizi bir odaya alıyorlar, flaş belleklerle yükleme yapıyorlar. Kasabanın bütün sorunlarına hakim oluyoruz ve çözeceğiz. Böyle bir dünya yok. Sizler ne kadar ilgi gösterirseniz, sizler kasabanın sorunlarıyla ilgili ne kadar çalışma grupları, meclisler oluşturursanız biz o kadar başarılı oluruz. Bize yasalarla çok güzel olanaklar sağlanmış, yine bütçemiz sağlanmış, çalışma ortamı verilmiş. Tabii burada bir zorunluluk yok, bazı belediyeler bunu vermiyor ama bizim öyle bir sıkıntımız olmadı. O yüzden belediyemize de teşekkür ediyoruz. Bizim talebi geri çevirmedi bugüne kadar. Bu imkanlarla eğer biz toplu olarak sorunlarımızı bir arada çözemezsek, o hemşerilik ruhumuzu yaşatamazsak hiç sızlanmaya hakkımız yok. Yani demokrasi diyoruz ama demokrasi kendi içimizde de yaşamamız lazım. O yüzden bu kent 500'ün üstünde bizim hazırlığımız sayımız. Ve bugüne kadar herhalde rekor geçen seçimlerde 185 falandı. Bu imkanları eğer STK'larımızla diğer kurumlar kullanmıyorsa kendilerini sormaları lazım. Çünkü ben bu dönemde gerçekten çalışan meclislerin ve çalışma gruplarının neler başardığını, ne mücadele verdiğini çok yakinen izledim ve çok hoşuma gitti. O yüzden safları sıklaştıralım. Her dernek, her kuruluş kendi spesifik konusu hakkında bir şeyler yapmak ister. Bu doğal. Herkesin öncelikleri farklıdır. Ama asıl olan bu önceliklerimizi genel kurulumuza getirirsek şayet ve kasabanın geneli bunu kabul ederse, hangi projeler öncelikli olsun diye onları ikna edersek ve o şekilde projeleri uygulamaya çalışırsak çok daha başarılı oluruz. Yoksa herkes demokrasi der, ondan sonra da özel görüşmeleriyle kendi kurumunu nasıl ileri götürür diye uğraşır. O yüzden biz bu dönemde bayağı dersler çıkarttık. Sistemin nasıl çalışacağı konusunda. Şunu söyleyeyim, yine bir bilgi varlığında. Bizim başkanlık ve yürütme kurumun haricinde meclislerimiz ve YK kararıyla kurulan yürütme kurullarımız üretim açısından aynı yetkiye sahiptir. Ürettikleri önerileri sizlerin huzurunda genel kurulda tartışırız. Lehte aleyhte konuşulur. Genel kabul görürse de belediye meclisine öncelikli olarak sunma hakkımız var. Divan heyeti seçimi ve yürütme kurulu, meclisler ve çalışma gruplarının faaliyet raporlarını okuması sonrası seçime geçildi. Seçimde tek aday olan Arif Yılmaz, açık oylamayla yeniden başkan seçildi. Daha sonra Bodrum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin seçiminin yapılmasına geçildi.